Selam, ne haber? Bu videoda kurbanların yaptığı en yaygın hatalara birlikte bakacağız ve bu hatalardan nasıl uzak durarak daha iyi performans sergileriz oyunda, bunları öğreneceğiz. Yapılan birinci hata oyun başlar başlamaz koşmak. Bu hata oyunu çok iyi bilen birisi için sorun değil. Ancak oyuna yeni alışan birisinin yaptığı büyük bir hata. Oyun başlangıcı aslında oyunun gidişatını değiştiren bir öneme sahip. Koşmaya başladığınızda kendinizin görmediği ama katilin çok uzaktan bile rahat fark edeceği bir iz bırakırsınız. Bu iz katilin size oyun başında hızlı saptamasını sağlar. Henüz bir jeneratör bile bitmeden katilin ilk kancayı alması kurbanları oyunda büyük ölçüde geri atar. O yüzden oyun başlar başlamaz sakinliği koruyarak yavaş hareket etmekte fayda var. Yine oyun başlangıcında yapılan büyük bir hatadan bahsedeceğim. Oyun başladığında birlikte doğan kurbanların en az 3'ünün aynı jeneratöre oturması. Aynı jeneratöre oyun başı oturduğumuzu varsayalım. Katil bizi bulduğunda o jeneratörü yapmak artık mümkün olmuyor ve jeneratördeki tüm ilerleme geri sarıyor. Jeneratörün başında bekliyor çünkü. Katil o jeneratörü koruduğundan kurbanlar için oyun başında ciddi vakit kaybı. Dolayısıyla oyun başında 4 kurban yan yana doğmuş olsa bile eğer birlikte oynamıyor ve aralarında sesli iletişim yoksa en azından 2-2 dağılmak her şekilde kurbanların lehine olan bir durum. Buna çok dikkat edin. Üçüncü büyük hata oyun süresince vakti verimli değerlendirememek. Kurbanların bir diğer büyük hatası jeneratörün etrafında gezinen bir katil varken saklanma olayını abartması. Ya da katil kurbanı astıktan sonra anında jeneratörden kalkması ve bir kenara geçerek boş boş eğilerek beklemesi. Panikten ne yapacağına karar verememesi. Yeni gelen güncellemeyle birlikte artık karakter potresi etrafında kimin ne yaptığını da gördüğünüzden olay aslında eskisinden daha kolay. Kancaya birisi asılmışsa ve herkes jeneratör yapıyorsa gidip kurtarmanız gerekiyor. Eğer jeneratör yapıyorsanız soldaki portreden kimin kovalamacada, kimin jen yaptığını, sandık açtığını, totem kutsadığını kolayca görebildiğinizden hızlı ve akılca davranmalısınız. Bu hata çoğu zaman maç kaybettiren yaygın hatalardan birisidir. Dikkatli olun. Benim belki de bu oyunda en tahammül edemediğim hata bencil oynamak oyunu. Eğer kancada birisi asılmışsa kurtarın. Yerde birisi sürünüyorsa iyileştirin. Oyundaki temel amaç jeneratörleri tamir edip birlikte kaçmak. Ancak takımın yardımınıza ihtiyaç duyduğu anda jeneratör yapmayı bırakın. Yani bir kişi kancada, bir kişi yerde ve üçüncü kurban da kovalamacadayken dördüncü kurban jeneratör tamir etmemeli. Yeri geldiğinde gerekirse arkadaşınız için hasar alın, onun yerine kancaya siz asılın. Oyun sonunda diğer oyuncuları bırakıp kaçmayın. Kurbanların yaptığı en büyük bencillik burada aslında. Unutmayın, oyunda takım olarak kaçmak oyun zevkini kat kat arttırır. Size yapılmasını istemediğiniz şeyi karşı tarafa sakın yapmayın. Beşinci hata sıralı jeneratör yapımı. Fark ettiğim en büyük hata, özellikle ileri seviye oyuncuların yaptığı yaygın hatalardan birisi jeneratörleri sıralı yapmak. Jeneratörlerin sıralı yapıldığı zaman son jeneratör bir bölgede sıkışacağından katilin o jeneratörü kontrol etmesi gayet kolaydır. Bu da tüm oyun kurbanların lehine bile gelişmiş olsa, yani kurbanlar kolay bir oyun geçiriyor olsalar dahi son jeneratörden oyunu kaybetmenizi sağlar. Çünkü çoğu katil için aynı bölgedeki 3 jeneratörü devreye atmak ve tutmak çok kolaydır. Tabii ki son jeneratörü tamir etmek imkansız değildir ama imkansıza yakın zorluktadır. Bunun için yaptığınız jeneratörün hemen 20-30 metre ötesindeki bir diğer jeneratöre koşmamalısınız ki tüm jeneratörler bir bölgede sıkışmasın. Kendinize sakın bu zorluğu çıkarmayın. Altıncı büyük hata palet israfı. Kovalamaca esnasında soğukkanlı olmanız çok önemli. Birçok oyuncu yaralanmasa dahi direkt paletleri devirip katilden kurtulmaya çalışıyor. Ancak yanlış bir oyun tarzı bu. Katili paletin etrafında dolaştırıp olabildiğince takıma zaman kazandırmak tabii ki önemli. Ancak paletleri kendi malıymış gibi hızlı hızlı devirmeden olmalı bu olay. Özellikle bazı paletler oyunda çok güçlüdür. Her haritada birkaç çok güçlü paletin yanı sıra katil barakasındaki paletlerin çok önemli olduğu unutulmamalı ve hasar dahi almadan bu paletler asla düşürülmemelidir. Haritada çok güçlü bir paletin etrafındaysanız hasar aldığınızda o bölgeden çıkmanız daha karlıdır. Hangi haritada hangi palet güçlü diye soracak olursanız bu da oyun ve harita bilginiz arttıkça öğreneceğiniz bir detay. Paletleri olabildiğince ekonomik bir şekilde kullanmalı ve takıma da harcayacağı paletler bırakmalısınız arkadaşlar. Sakın paletleri ard arda düşürmeyin. Gelelim iyileşme olayına. Kurbanların maçı sattığı bir olayda iyileşme eyleminde oluyor. Özellikle tahmin edilmiş ve haritanın en aydınlık noktalarında iki yaralı kurbanın birbirini iyileştirmesi çok büyük bir hata. Katilin göremeyeceği alanlarda iyileştirmek çok daha sağlıklı. Ayrıca bu iyileşme olayı
bazı katillerde ekstra dikkat edilmeli. Buna örnek olarak çete ve vebaya karşı iyileşme diğer katillere nazaran daha farklı. Karşınıza çete varken ayrı oynamanız ve iyileştirirken katilin sizi özellikle vurduğu kurbandan sonra görebileceğini asla unutmayın. Aynı şekilde veba sizi kusarak hasta ettikten sonra çeşmede iyileştiğinizi varsayalım. Daha sonra hasta bir kurbanın yanına gidip aynı jeneratörü yapmak, hasta bir kurbanı kancadan almak sizi geri atar. Özellikle vebaya karşı ya takım halinde iyileşmeli ya da kimsenin havuzlarda iyileşmeden yaralı bir şekilde devam etmesi kazanma olasılığınızı daha fazla arttırır. İyileşme olayına çok dikkat edin arkadaşlar. Oyun yılların geçmesiyle çok fazla değişim uğradı ve totemler artık katillerden çok kurbanlarına ihtiyacı olan bir şeye dönüştü. Yapılan bir hata da özellikle yeni başlayan çok fazla yapıyor bu hatayı. Totem kırmak, totem temizlemek. Kurbanlar efsun avantajını aldıktan sonra haritadaki herhangi bir totemi kutsayarak takıma bazı özellikler kazandırır. Bu özelliklerden bazıları koşarken izinizin gözükmemesi, yerde sürünürken kimseye ihtiyaç duymadan kendinizi yerden kaldırmanız, kendinizi iyileştirmeniz, elinizde bir ilk yardım çantası olmadan ya da kimseye ihtiyaç duymadan kendinizi iyileştirmeniz, daha hızlı koşmanız gibi. Tabii bunların hepsini totem etkisindeyken yapabilirsiniz. Bu şekilde etkiler sağlıyor. Boş totemleri es geçmek takım arkadaşınızın o totemi daha kolay bulup kutsamasını sağlar. Totemleri mümkün olduğunca temizlemeyin arkadaşlar. Özellikle yeni başlayanların en fazla yaptığı bir diğer hata koşarken sürekli arkalarını kolaçan etmesi. Bu da kurbanın önüne çıkan engeller takılması ve hızlı yakalanmasına neden oluyor. Kurbanların kovalamaca esnasında biraz daha sakin ve rahat olması gerekiyor. Katilin aslında size ne kadar yakın olduğunu anlamak kolay. Yani sürekli böyle arkanıza bakmanız gerekmiyor. Katil size vurabileceği mesafede olduğunda direkt olarak sırtınıza yansıyan kırmızı ışından anlayabilirsiniz. Özellikle profesyonel kum torbası kullanıcıları bunu çok iyi beceriyor. Gerçi kum torbası da artık dahil olmak üzere. Arkanıza ara sıra bakmanız önemli ama sürekli arkanıza bakarak oynamak yaygın yapılan hatalardan bir tanesi. Oyuncuların yaptığı en büyük hatalardan birisi. Sürekli aynı rol oynuyor. Sürekli katil ya da sürekli kurban oynamamalısınız. Bunun sebebi, örnek vermem gerekirse, sürekli kurban oynayan birisini düşünelim. Katil perspektifinden hiç oynamadığı için katilin oyunlarını çözmesi çok zaman alır. Örnek vermek gerekirse ışık oyunu bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz katil ışını saklayarak kovalamaca esnasında aksi yönden çıkabiliyor. Olabildiğince iki rolü de oynayıp iyice anlamalısınız. Hem katili oynarken hem de kurban oynarken oyun tecrübenizi çok fazla arttırır. Kurban oynarken katilin yapacağı tüm oyunları bildiğinizden tüm olasılıkları hesaplayıp inanılmaz bir performans sergileyebilirsiniz. Aynısı karşı rol için de geçerli. Unutmayın, rol değiştirmekten ve kaybetmekten asla çekinmeyin. En yaygın yapılan hatalardan bahsettik. Bu videoda daha fazla hataya değinilebilir ancak çok uzun bir video olur bu sefer. Karşılaştım ve fark ettim, 10 hatayı sizinle paylaştım. Bu tarz içerikler daha fazla gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yanında çıkan videolara göz atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.